أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Geçen hutbemde Hazrat Muhammed bin Maslam hakkında beyan ettiydim. Bir kısmı baki kaldıydı. Bugün ondan bahsedeceğim. Kabil Eşref'in öldürülmesi günlerinde beyan edildiydi. Hazrat Muhammed bin Maslam'a onu bahane ile evinden dışarı götürerek öldürdü. Acaba bu yalan değil mi? Ayrıca bu da beyan edildi. Üç sefer de yalan söylemek caizdir. Bazı ulemalara göre. Ancak gerçekten bu düşünce yanlıştır ya hadisin yanlış bir izahatıdır. Üç seferde yalancı yalanı doğru beyan eder. Ben onu o zaman izah ettiydim. Sirat Hatim-i Nebi'inde bu beyan edilmiştir. Ancak bu konuda Hazreti Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam dahi kendi eseri Nurul Kur'an'da detaylı olarak izah etmiştir. Bir Hristiyan'ın itirazına cevaben bunu yazmıştır. Bunun bir kısmını, bazı kısımlarını ben şu anda beyan edeceğim. Bundan şu açıklanıyor apaçık olarak ki İslam yalan söylemeye asla izin vermez. Vaad edilen Mesih Aleyhisselam şöyle buyuruyor. Bir itiraz, Hristiyan'ın itirazına cevaben, o itirazını beyan ederek diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üç yerde yalan söylemeye izin vermiştir. Ve kendi dinini saklamak konusunda dahi Kur'an-ı Kerim'de açık emir vermiştir. Ancak İncil'de imanı gizli tutmaya izin vermemiştir. Buna cevaben Mesih Maud Aleyhisselam diyor ki bu itiraz budur. Açık olsun ki ne kadar doğruluğu yap açıklık vardır Kur'an-ı Kerim'de, İncil'de onun onda biri dahi yoktur. Sonra diyor ki Kur'an-ı Kerim'de yalan söylemeyi putperestliğe eşit tutulmuştur. Allah-u Teala diyor ki Fajtanebu rissa minel efsane Vajtanebu kavle zûr. Yani putların pisliğinden ve yalanın pisliğinden korunun. Sonra bir yerde şöyle diyor. Ya eyyuhallazina amanu kunu kavvamina bil kiste
Şuhada lillahi velav an ala anfusikum avil valideyni vel akrabina. Yani ey iman edenler ve müminler, insaf ve doğruluktan yana olun ve doğru şehadet ileri sürün. Velev ki sizin canınıza onun zararı olursa, yahut anne babanız yahut akrabalarınız o şehadette zarar dahi görürlerse, yine de doğru şehadet verin. Ona itiraz edene muhatap olarak Mesih Madresim diyor ki, Allah'tan korkmayan, İncil'i biraz aç ve bize göster ki doğruluk için böyle bir tekid var mı İncil'de? Sonra aynı Hristiyana adı Fethi Mesih idi. Ona muhatap olarak dedi ki, şöyle yazıyor Hazreti, siz diyor, yazıyorsunuz ki Resulullah 3 yerde yalan söylemeye izin vermişti. Fakat bu sizin kendi cehaletinizden yanlışlığınız vardır. Asıl şudur ki hiçbir hadiste yalan söyleme asla izin verilmemiştir. Hadiste şu kelimeler vardır: İn kutilta, o doğruluğu bırakmasa velev ki öldürülesin ve ateşe verilesin. Sonra Kur'an diyor ki doğruluk ve doğruluktan yana olunu bırakmayın. Canlarınız dahi zayi olur. Sabah hadis diyor ki eğer ateşe dahi verilirse ve öldürülürse yine de doğru söyleyin. O zaman eğer farz olarak bir hadis Kur'an ve doğru hadislere muhalif olursa, o biz onu kabul etmeyeceğiz. Kabul edilmeye değer değil. Çünkü öyle bir hadisi kabul edeceğiz ki doğru hadislere ve Kur'an-ı Kerim'e muhalif olmasın. Evet, bazı hadislerde tebriyeye cevaz verilmiştir, işaret vardır. Yani zu mana kelimeler beyan edildi bazı maslahatlara göre. Ve onu nefret ettirmek için kizb olarak isimlendirilmiştir bunlar. Ve bunu, bu iki manalı kelimeler beyan edilirse muhalifler ona yalan söylüyorlar, isim veriyorlar. Ve cahil bir ahmak böyle bir kelime bir hadiste bir kelime görürse, birisine anlatmak için kolay bir şekilde beyan edilmiş olursa, belki ona asıl yalan onu kabul edecek. Çünkü kesin karardan bir haberdir. Çünkü gerçek yalan söylemek İslam'da şirktir, kizibtir, pistir. Fakat tevriye kizip değil. Kizip şeklinde ızdırar zamanında insanlar için onun cevazı hadislerde vardır. Ancak yine de yazılıdır ki efsal onlardır ki tevriye deyi perhiz ederler. Ve tevriye İslami ıslahata şuna denilir ki fitne korkusuyla bir şeyi gizlemek için yahut başka bir maslahata göre bir sır şeyi sır tutmak için, gizli tutmak için öyle şekilde beyan edilsin ki akıllı bir onu anlasın ve ahmak onu anlayamasın ve başka yöne onun düşüncesi gitsin. O da konuşanın maksudu olmaz. Ve bilinsin ki dikkatli bir şekilde söyleyen ne dediyse yalan değil, doğrudur o. Ve hiçbir yalan içine karışmış olmasın ve kalp asla zerre kadar yalana meyil etmiş olmasın. Bazı hadislerde iki Müslümanlar arasında barış yaptırmak için yahut bir karısını bir fitne ve bir kavgadan kurtarmak için yahut savaşta kendi maslahatları gizli tutmak için düşmandan ve düşmana başka yöne tevriyenin cevazı vardır. Fakat buna rağmen birçok hadis öyle vardır ki onlardan anlaşılıyor ki tevriye yüce takvaya aykırıdır ve gerçekten doğru daha iyidir. Eğer ondan adam öldürülürse de ve ateşe verilirse de yine de yalan söylememeliler.
Sonra diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hettul vasa mümkün olduğu kadar bundan içtinab etmeye emretmiştir. Ki kelamın anlamı zahiri bir şekilde yalana benzemesin. Sonra diyor ki ben görüyorum Seyyidül Murselin Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Uhud savaşında tek başına olmasına rağmen açık kılıçların önünde diyordu ki ben Muhammed'im. Ben Allah'ın peygamberiyim. Abdülmuttalib'in oğluyum. Onun neslindenim. Burada beyan edeyim. Bu kitabın haşiyesinde dipnotunda yazılıdır. Kitap yazılı o zaman bu sahab ile yazıldı. Bu Hüneyn gazvesindedir. Uhud gazvesinin olayı değil. Halbuki Sersel bana havale göndermiştir. Siretul Halebiye'den orada yazılıdır ki bu kelimeler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Huneyn ve Uhud her iki savaşta beyan etti. Onun için işaret şubesi, nazaret işaret vardır. Onlar dahi bu haşiyeyi gelecekte onu çıkarmaları lazım. Gelecekte ben gördüm ki bazen acelecilikle davranarak Mesih Madi Aleyhisselatü Vesselam'ın kelimelerini anlamlarını çıkarmak için yahut kolay yapmak için haşiye de diyorlar ki bu hatadır yahut sahip oldu. Halbuki birçok araştırma gerekli. Onun için her neyse şimdi bu referans önüme geldi ve apaçık olarak yazılıdır ki bu kelimeler Huneyn ve Uhud her iki savaşında her iki seferinde Resulullah beyan etmiştir. Her neyse bu konuda da beyan edildi. Şimdi bundan sonra diyor ki her bir hadiste tevriye, bir tesamuh ki yalancılıkla beyan edilmiş olursa bu bir cehalettir. Ki kelimeleri kolaylaştırmak için, anlatmak için kizip kelimesi yazılırsa da bir insan onun gerçek kizip olduğunu beyan gerçek olarak kabul etsin. Bu bir cehalettir. Kur'an ve doğru hadislerde bil ittifak kizbin yalan ve haram olduğunu beyan ederler. Ve yüce hadisler tevriye meselesini apaçık beyan ederler. O zaman eğer farz edilirse de bir hadiste tevriye yerine kizb kelimesi geldiyse liyazu billah ondan asıl kizb murad olamaz. Onun söyleyenin derin takvasının alameti olacak ki tevriyeyi kizip olarak anlayarak tesamuh olarak kizip kelimesini kullanmıştır. Bizim Kur'an ve hadis sayılara tabi olmamız şarttır. Eğer bir şey ona muhalif olursa biz onun anlamlarını kabul etmeyeceğiz. Muhalif olan anlamlarını asla. Sonra diyor ki Kur'an-ı Kerim yalancılara iledine lanet okumuştur ve yalancıların şeytanın dostları olduğunu beyan etmiştir ve yalancı imansız olurlar ve yalancı iledine şeytanlar inerler. Yalnız bu kadar beyan etmedi ki siz yalan söylemeyin. Ayrıca dedi ki yalancıların sohbetinden dahi kaçının. Onları dost edinmeyin. Allah'tan korkun ve doğrulukla birlikte olun. Ve bir yerde diyor ki sen bir şey söylediğin zaman senin kelamın yalnız doğru olsun, alay olarak dahi içinde bir yalan karışmış olmasın. Bu diyan önce beyan edilen ile alakalı olarak izahat edilmiş oldu. Şimdi bundan sonra Muhammed bin Maslama ile hayatına geçeceğim. Geri kalan olaylarını beyan edeceğim. Banu Nazir aldatarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e bir taş düşürerek onu öldürmeyi şey yaptı, Allah-u Teala vahiy ile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e haber verdi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hemen kalktı. Güya Resulullah bir iş için kalkmıştır. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye teşrif buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in gitmesinden sonra kendi eshabları belli bir müddet sonra Medine'ye geri geldiler. Eshablar Medine'ye vardıkları zaman anladılar ki kendisi Hazreti Muhammed bin Maslama'yı çağırmıştır. Hazreti Ebu Bekir arz etti. Ya Resulallah
siz oradan kalkıp geri geldiniz ve biz öğrenemedik. Resulullah dedi ki, Yahudi benimle beni aldatmak istiyorlardı. Allah-u Teala bana haber verdi. Ben oradan geri geldim. Allah-u Teala bu konuda bu ayet indirdi. Ya eyyuhallazina amanu uzkuru nimetallahi aleykum iz hamma kavmun en yabsutu ileykum ehdiyahum fakaffa ehdiyahum ankum vattakullaha ve alallahi fel yetevekkelil mu'minun. Ey iman edenler, Allah-u Teala'nın nimetini hatırlayın sizin üzerinizde. Bir kavim irade etti ki size el atsın. Allah-u Teala onların ellerine mani oldu. Allah-u Teala'nın takvasını benimseyin. Allah-u Teala'ya inanmalıdırlar müminler. Ona güvenmelidirler ancak. Tevekkül eylemelidirler. Her neyse Hazreti Muhammed'in Maslama'yı Yahudilerin yanına gönderdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ve onun olayı şöyle beyan edilmiştir. Hazreti Muhammed bin Maslama kendisine geldiği zaman Resulullah buyurdu. Banu Nazir'in Yahudilerine git. Onlara de ki beni Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem size göndermiştir. Siz benim şehrimden çıkın. Yahudilerin gittiler. Onlar bir antrika yaptılar. Verdikleri anlaşmaya değer vermediler. Onun için cezası şuydu. Şeyden çıksınlar. Yahudilerin yanına gitti ve dediler ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni size bir mesaj ile göndermiştir. Fakat onun zikrini yapmayacağım. Size öyle bir şey hatırlatmadan siz onu kendi meclislerinizde hatırlıyordunuz. Eski bir şeyden bahsetti. Ben size hatırlatmak istiyorum. Sonra dedi ki Yahudiler sordular. O nedir o? Hazreti Muhammed bin Maslama dedi ki ben size Tevrat'ın adına yemin ettiriyorum. Allah-u Teala onu Musa'ya indirdi. Siz biliyor musunuz? Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in dünya gelişinden önce ben size geldiydim. Siz kendi önünüzde Tevrat'ı açmıştınız. Siz o mecliste bana dediniz ki İbn-i Maslama eğer istiyorsan ki biz sana yemek verelim. Biz size sana yemek vereceğiz. Eğer istiyorsan ki seni Yahudi yapalım, biz seni Yahudi yapacağız. Hazreti Muhammed bin Maslama diyor ki ben dediydim o zaman bana yemek verin. Yahudi yapmayın beni. Allah adına yemin ediyorum ben asla Yahudi olmayacağım. Siz bana bir yemek verdiniz bir tabakta. Siz bana dediğiniz ki bu dini yanlış şu gayle kabul etmiyorsun ki dinin Yahudilerin dinidir. Muhammed bin Maslama dediler ki şu bakımdan kabul etmiyorum ki Yahudilerin dinidir. Sen o Hanefiyeti istiyorsun ki onun hakkında sen yanlış duymuşsun. Abu Amr Rahab buna müstahak değildir. Bir peygamber gelmek üzeredir. Ama rahip buna müstahak olamaz. Sonra dedi ki şimdi sizin yanınızda öyle bir zat gelecek. Gülümseyendir. Savaşandır. Onun gözünde kızılcık vardır. Yemen tarafından gelecekler. Ata ben binecekler. Deveye onların kılıcı onların muzu üzerinde olacak. Hikmetle konuşacaklar. Güya sizin akrabalarınızdır. Allah adına yemin ediyorum. Sizin bu şehirde şimdi yağma olacak, adam öldürülecek. Bunu dinleyerek Yahudiler dediler ki biz aynısını söylüyorduk. Hatırlattı, evet biz söylüyorduk fakat bu o peygamber değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o peygamber değil. Hazret Muhammed bin Maslama dedi ki ben kendi mesajımdan bu mesajımı vermiş oldum. Ondan sonra başka bir söz söylemeye başladı. Beni Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem göndermiştir. Ve kendisi buyurmuştur ki siz o anlaşmayı bozdunuz. Ben onu sizin için ileri sürdüydüm. Siz beni aldatmaya çalıştınız. Hazreti Muhammed bin Maslama Yahudilere o iradelerinden bahsetti. O Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkında irade ettiler. Ve Amr bin Cehaş
nasıl çatıya çıktı ki kendisi üzerine ateş düşürsün. Bunun üzerine sessiz kaldılar ve bir tek kelime dahi söyleyemediler. Sonra Hazreti Muhammed bin Maslama dedi ki, Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur, siz benim şehrimden çıkın. Ben size 10 gün mühlet veriyorum. Ondan sonra burada kim görülürse öldürülecek o. Yahudiler dediler ki, ey İbn Maslama, biz asla düşünemezdik ki bu mesaj Avs kabilesinin bir adamı getirecek. Hazreti Muhammed bin Maslama dedi ki, kalpler şimdi değişmiştir. Birkaç gün Yahudiler hazırlandılar. Onların atları Zücadır yerindeydiler, getirildi. Ebu Zecer Kuba'ya yakın Medine'ye 6 kilometrede bir yardır, otlak. Orada insanlar, hayvanlar oturuyorlardı. Oradan getirildiler hayvanlar. Bunu aşağı kabileden kiralık deve aldılar ve çıkmak için hazırlandılar. Tarihi kitabın referansıdır. Yahudilerin tavırları konusunda tavırları nasıl olurdu? Onu beyan ederek Hazreti Halifetul Mesih Sani ikinci halife radıyallahu anh şöyle yazmıştır. Ben Kureyza'nın olayı vardır. İsyanlarının Man bin Yasir'in konusunda beyan edilmiş olduğu fakat tarihsel olarak tekrar beyan edilmeli burada. Diyor ki Banu Kureyza'nın muamelesi daha karar verilmek üzereydi. İsyanları o kadar değildi ki göz ardı edilsin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Handak gazvesinden geri dönerken ashablara buyurdu. Evlerde rahat durmayın. Akşamdan önce Banu Kureyza'nın kalelerine gidin. Ve sonra Hazreti Ali'ye Banu Kureyza'ya gönderdi. Onlar sorsun ki anlaşmaya niye isyan ettiler? Banu Kureyza utanacaklarına, affedileceklerine yahut bir özür ileri süreceklerine Hazreti Ali ve onun arkadaşlarına sövdüler. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve kendi ailesinin kadınlarını sövdüler. Ve dediler ki biz bilmiyoruz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem nedir? Bizim onunla hiçbir anlaşmamız yoktur. Hazreti Ali onların bu cevabını ararak geri döndü. Bu arada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte Yahudilerin kalelerine Resulullah Yahudilerin kalelerine gidiyordu. Çünkü onlar pis şekilde küfrediyorlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadınlara ve kızlara konusunda çirkin kelimeler kullanıyorlardı. Hazreti Ali bu düşünceyle ki Resulullah bu kelimeyi dinleyerek eziyet duyacak adeti ya Resulullah. Siz niye eziyet ediyorsunuz? Biz bu savaş için yeteriz. Siz geri gidin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Ben anlıyorum. Onlar küfür ediyorlar. Ve siz istemiyorsunuz ki benim kulaklarıma girsin o kelimeler. Hazreti Ali Hazreti ya Resulullah evet doğru. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. O zaman ne oldu? Eğer onlar küfür ederlerse etsinler. Musa peygamber onların kendi peygamberiydi. Ona daha fazla eziyet verdiler. Bunu dinleyerek Yahudilerin kalelerine gitti. Fakat onlar kapılarını kapatarak kaleye girdiler. Ve Müslümanlarla savaşmaya başladılar. Onların kadınları dahi savaşa katıldılar. Kalenin duvarının altında Müslümanlar oturuyorlardı. Bir Yahudi kadın üstten ateş düşürerek bir Müslümanı öldürdü. Fakat birkaç günün sarılmasından sonra Yahudiler zannettiler ki uzun zaman karşı koyamayacaklar. Onların liderleri Resulullah istediler. Ebu Lubaba Ansari Aus kabilesinden idi. Ona gönderilsin ki onunla istişare edebilsinler. Resulullah Ebu Lubaba'yı gönderdi. Onlarla Yahudilerden istişare sordular. Resulullah Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu karar bana verin. Biz onu kabul edelim mi? Ebu Lubaba ağzıyla dedi ki evet. Fakat adam öldürülme konusunda işaret etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o ana kadar hiçbir kararını belli etmediydi. Ebu Lubaba kendi kalbinde şunu düşünerek ki bu ceza onun bu suçunun cezası muhaliflerin anlaşmayı bozan bu onların suçunun cezası yalnız öldürülmek dışında başka olamaz. Hiç düşünmeden işaret ile onlara bir şey söyledi.
Sonunda onları mahvetti bu. Yahudiler dediler ki, biz Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kararını kabul edersek, diğer Yahudi kabileler gibi en fazla şu ceza verilecekti ki Medine'den biz dışarı çıkarılacaktı. Ancak onlar şanssız idiler, dediler ki biz Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kararını kabul etmeye razı değiliz. Biz kendi halifi Avs kabilenin lideri Sad bin Muaz'ın kararını kabul edeceğiz. O karar verecek, biz onu kabul edeceğiz. Fakat şu anda Yahudilerde ihtilaf ortaya çıktı. Yahudilerden bazı kimseler dediler ki bizim kavim isyan etmiştir. Ve Müslümanların tavrından istiyor ki onların dini doğrudur. Onlar kendi dinlerini terk ederek Müslüman oldular. Adamın birisi Amr bin Sodi bu kavmin liderlerinden idi. Kendi kavmine melamet etti ve dedi ki siz isyan ettiniz. Anlaşmayı bozdunuz. Yahut Müslüman olun yahut da cizye vermeye razı olun. Yahudiler dediler ki ne Müslüman olacağız ne de cizye vereceğiz. Bundan öldürülmek daha iyidir. Sonra onlara dedi ki ben sizden beri oluyorum. Ve bunu diyerek kaleden dışarı çıktı. Kale dışına çıkıyordu. Müslümanların bir taifesi ki onun Muhammed Müslümanın lideriydi, onu gördü ve ona sordular ki kimdir? O arz etti ki ben filanım. Muhammed bin Maslama dedi ki Allahümme la tahrim selametiyle gidin. Allah-u Teala'ya dua etti. Ya Rabbi bana uysal kimselerin hatalarını affetmekten mahrum kılma. Bu kendi işine, kavminin işine tövbe ediyor. Biz de onu affetmeliyiz. Bir ahlak bakımından onun için ben onu yakalamadım ve gitmesine izin verdim. Allah-u Teala bana daima bu gibi iyi işler yapmamı bana nasip eylesin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu olaydan layı öğrendiği zaman Muhammed bin Maslama'ya ceza vermedi. Bir şey sormadı. Niye onu terk etti? Onun işini methetti. Müslümanlar Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in talimatı ve terbiyesine göre daima insaf ettiler. Hayber ahalisi ona yaramazlık yaptılar. Ebu Rafi Yahudi öldürüldü. Bundan dolayı onun olayı şöyledir. Adam öldürmek için sahabelerin bir cemaati gönderildiydi. Onda dahi Hazreti Muhammed bin Maslama ortak idi. Ebu Rafi Yahudi öldürdüydü. Bir adam öldürdü fakat cemaat oraya gitti. Bunlar onların katamındaydı. Hazreti Sahibzade Mirza Beşir Ahmed radıyallahu anh bu olayın detaylarını şöyle beyan etmiştir. Yahudi reislerinin fesat verici kışkırtmaları neticesinde 5 hicrin neticesinde Müslümanlar lehinde Ahzab savaşının fitnesi ortaya çıktıydı. Ondan Huyey bin Aktab bin Kureyza ile birlikte ceza gördü. Fakat Selam bin Abi Hutayb Abu Rafi'di künyesi Haber bölgesinde hala vardı ve fitne uyandırıyordu. Ahzab'ın başarısızlığı Beni Kureyza'nın sonucu onun düşmanlarını daha da kışkırtmıştı. Gatfan kabilelerinin meskeni Hayber'e yakın idi ve Hayber'in Yahudileri ve Necd'in kabileleri birbirine komşuydular. Onun için Ebu Rafi büyük bir tacir ve zengin birisiydi. Alışkanlık edindiydi ki Necd'in savaşçıları Müslümanlar aleyhinde kışkırtıyordu. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in düşmanlığında Kab'in Eşref'e dostluk yapıyordu. Zikrettiğimiz zaman da Gatfanilere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aleyhinde saldırmak için çok mal verdi onlara.
ve tarihten ispat ediliyor ki Şaban ayında bunu Sa'd tarafından Müslümanlar bir tehlike gördüler ve onu karşı koymak için Hazreti Ali'nin komandasında bir asker gönderildiydi Medine'den. Onun arkasında dahi Hayber'in Yahudilerin işi eli vardı. Onlar bütün yaramazlık yapıyorlardı. Fakat Ebu Rafe bununla yetinmedi. Düşmanların ateşi Müslümanların kanına susamıştı. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in vücudu bir onun gözünde tiksiniyordu ondan. Ahzab'ın savaşı gibi Necd'in kabileleri, Gatfan ve diğer kabileleri dolaşmaya başladı. Ve onları Müslümanları helak etmek için büyük bir ordu şeklinde toplamaya başladı. Buraya kadar nöbet ulaşınca ve Müslümanların gözlerinin önünde aynı Ahzab durumu önlerinin önüne çıktığı zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e Hazrec'in kabilelerinin bazı sarileri geldiler ve dediler ki şimdi bu fitnenin cevabı yalnız şudur ki bu fitnenin Ebu Rafi öldürülsün. Fitne yandıran Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu düşünerek ülkere fazla kan dökmeyeceğimize bir fesatçı bir adamın öldürülmesi daha iyidir bu hesaplara izin verdi. Ve Abdullah bin Atik Ansari'nin liderliğinde 4 Hazreci sahabiyi gönderdi Ebu Rafi'ye doğru. Fakat onlara kesin emir verdi ki bakın bir kadın bir çocuğu asla öldürmeyin. 6 Hicri'nin Ramazan ayında bunlar çıktılar ve kolay bir şekilde kendi işini yaparak geri döndüler. Böylece bu musibet Medine'den uzaldılar. Bu olayın detayları Buhari'de şöyle yazılıdır. Bara bin Azib rivayet eder. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi ashablarının bir taifesini Ebu Rafi Yahudi'ye gönderdi. Ve onları Abdullah bin Atik Ansari'yi amir olarak görevlendirdi. Ebu Rafi'nin olayı şöyleydi. O Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e eziyet veriyordu. Ve kendisi elinde insanları kışkırtıyordu. Ve onlara yardım ediyordu. Abdullah bin Atik ve onun dostları Ebu Rafi'nin kalesine yaklaştıkları zaman güneş battı. Abdullah bin Atik kendi arkadaşlarını geride bıraktı ve kendisi kale kapısına ulaştı. Ve orada oturdu. Sanki bir insan bir hacet için oturmuş olsun. Kalenin kapısını kapatan geldi. Abdullah'a baktı. Seslendi. Dedi ki ey adam ben kılı kapısını kapatacağım. Sen içeri girmek istiyorsan çabuk gel. Abdullah hemen içeri girdi. Bir tarafta gizlendi. Ve kapıyı kapatarak ve onun anahtarını bir yere koyarak gitti. Abdullah bin Atik'in beyanatı şöyledir. Ben kendi yerimden çıktım ve ilk olarak ben kale kapısının açtım ki ihtiyacını da ben kolay bir şekilde oradan dışarı çıkayım. O zaman Ebu Rafi kendi evindeydi ve birçok insan mecliste oturuyorlardı. Konuşuyorlardı kendi aralarında. Bunlar kalkıp gittiler zaman ve sessizlik olduğu zaman ben Ebu Rafi'nin kapısına girdim basamaktan ve benim aradaki kapıyı ben içten kapatıyordum. Ben Ebu Rafi'nin odasına girdiğim zaman o zaman o uyumak üzerindeydi ve karanlık idi oda. Seslendim Ebu Rafi. Cevabını dedi ki kimdir? Ben bu sesine semte bakarak gittim ve kılıç vurdum. Fakat karanlık çoktu. Ben o zaman korku içindeydim. Yanlış vardım. Ebu Rafi çığlık attı. Ben dışarı çıktım. Sonra tekrar içeri girdim ve sesimi değiştirerek baktım. Ebu Rafi bu gürültü neydi? Benim sesimi anlayamadı. Dedi ki senin annen Bağdat'ın adamın birisi bana saldırmıştır kılıç ile. Bu sesi dinleyerek tekrar ona gittim. Ve kılıç vurdum. Bu sefer kılıç vurdum. Yine öldürülmedi. Bunun üzerine 3. defa öldürdüm ve onu öldürdüm.
Ondan sonra ben çarçabuk dışarı kapılar açarak dışarı çıktım. Fakat ben merdivenlerde içeri iniyordum. Birkaç adım vardı ki ben anladım ki ben indim. Ben karanlıkta düştüm. Sonunda ve benim ayağım kırıldı. Bir rivayette şöyledir ki fakat ben onu sardım ve dışarı çıktım. Fakat kalbimde dedim ki Abu Rafe'nin öldürülmesini ne teselli bulmadıkça ben buradan geri gitmeyeceğim. Ben kale dışında bir yerde gizlendim. Sabah olduğu zaman kale içinden birisinin sesi kulağıma geldi. Abu Rafe öldü. Bundan sonra ben kalktım ve yavaş yavaş arkadaşlarımla birleştim. Sonra Medine'ye gelerek Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e Abu Rafe'nin öldürülmesinden bahsettik. Resulullah bütün hikayeyi anladı ve bana dedi ki ayağını ileri sür. Ben ayağımı ileri sürdüm. Resulullah dua ederek kendi elini sürdü üzerine. Ondan sonra ben öyle hissettim. Sanki bana hiçbir sancım yoktu. Başka bir rivayet şöyledir. Abdullah bin Atik Abu Rafe'ye saldırdığı zaman onun karısı bağırmaya başladı kuvvetli bir şekilde. Karısı dedim ki diğer insanlar uyanmasınlar. Ben onun karısına kılıç sura varacaktım. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem emretti. Resulullah kadına öldürülmeyi emretmiştir. Ben bu iradeden vazgeçtim. Onu da öldürecektim. Fakat öldürmedim. Sirat Hatim-i Nebiyyin'de yazılıdır. Abu Rafe'nin öldürülmesi konusunda burada bir tartışmaya girmeye gerek yoktur. Abu Rafe'nin işlemleri tarihin bir sayfasıdır. Ve ona benzer olaylarda detaylı bir şekilde Kab'ın Aşraf'ın öldürülmesi konusunda beyan edilmiş bulunuyor. Bu o zaman Müslümanlar zayıf bir durumdaydı. Her tarafta musibet içindeydiler. Bütün ülke Müslümanları yok etmek için birleşiyordu. Böyle bir nazik bir devirde Abu Rafe Arap'ın değişik kabilelerini İslamiyet aleyhinde kışkırtıyordu. Özetini beyan ediyorum. Niye caiz idi onun öldürülmesi ve hazırlanıyordu ki azap gazvesine doğru Arap'ın vahşi kabileleri birleşerek Medine'ye saldırsınlar. Arabistan'da bir hükümet yoktu o zaman ki onun vasıtasıyla kara alınsın. Her kabile kendi yerinde serbest idi. Ve bir kendimizi bir plan yapacağımıza başka bir yol yoktu kendi korunmamız için. Bu geçen hutbede detayları beyan edilmiştir. Sebep neydi? Hükümet konusunda hükümet yoktu ve var olan hükümet Resulullah'ın hükümetiydi. Bu durumda ashablar ne yaptılarsa tamamen doğru ve yerindeydi. Ve savaş zamanında insan ölüm kalım meselesi içinden geçiyorsa bu gibi tedbirler caiz görülüyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh, Hazreti Muhammed bin Maslama'yı kendi hilafet devrinde Cühena kabile ile zekat almak için gönderdi. Her ne zaman bir amil aleyhinde hilafette bir şikayet gelirse Hazreti Ömer araştırmak için onu gönderiyordu. Aynı şekilde Hazreti Ömer kendisine güveniyordu. Onun için bütün gümrükleri almak için kendisi gönderiliyordu. Hazreti Muhammed bin Maslama. Hazreti Ömer'in zor meselelerini halletmek için görevliydi. Kufe'de Hazreti Sa'd bin Ebi Vakas bir saray yaptırdı. Onu araştırmak için Hazreti Ömer'in temsilcileri gitti. Rivayet şöyledir. Hazreti Ömer öğrendi ki Hazreti Sa'd bin Ebi Vakas bir saray hazırlamıştır ve kapısını koymuştur. Sesi dışarı çıkmıyor. Hazreti Muhammed bin Maslama'yı gönderdi. Ve Hazreti Ömer'in alışkanlığıydı. Bir iş yapmak istediği zaman kendisini gönderiyordu. Muhammed bin Maslama'yı. Hazreti Ömer ona dedi ki Sa'd'ın yanına giderek
onun kapısını ateşe ver. Kufe'ye gitti, kapısına vardı, çakmağını çıkardı, ateşi alevlendirdi ve kapıyı yaktı. Sağ verildi, dışarı geldi. Hazreti Muhammed'in maslama ona bütün şeyi anlattı. Ben niye ateşe verdim? Hazreti Osman'ın şehadetinden sonra Hazreti Muhammed bin Maslama hakkında zikir vardır. Hazreti Osman'ın şehadetinden sonra bir kılıç hazırlattı tahtadan ve bir köşeye çekildi. Dedi ki Resulullah bana emretti. Hazreti Muhammed bin Maslama diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana bir kılıç verdi hediye olarak ve dedi ki bundan müşriklerle cihad et. Seninle kital ettikleri zaman sen Müslümanları görürsen ki onlar birbirlerini öldürüyorlar. O zaman onu bir taşa vur ki kırılsın. Sonra kendi evine otur. Öyle ki bir hatanın eli sana ulaşsın yahut ölüm seni alsın. Gelip alsın. Aynısını yaptı. Fitneden uzak kaldı. Ve Cemel ve Siffin savaşlarına katılmadı. Zubayya bin Hüseyin Salbi beyan eder. Biz Hazreti Zehfer'in yanında oturuyorduk. O dedi ki ben öyle birisini, bir adamı tanıyorum. Fitne ona asla zarar veremez. Dediler ki kimdir o? Hazreti Zehfer dedi ki Hazreti Muhammed bin Maslama Ansari'dir. Sonra Hazreti Zehfer vefat ettiği zaman fitne belli olduğu zaman ben onlarla birlikte dışarı çıktım. Medine'den çıkıyorlardı. Sonra ben bir su yerine geldim. Ulaştım. Orada su vardı. Orada bir haymeyi gördüm. Çadırı. Sordum kimindir bu? İnsanlar dedi ki bu Ahmet bin Maslama'nın çadırıdır. Ben onların yanına gittim. Baktım ki yaşlı bir kimsedir. Ben ona dedim ki Allah size merhamet eylesin. Ben görüyorum. Siz Müslümanların en iyi insanlarındansınız. Siz kendi şehrini ve evinizi ve ailenizi komşularınıza bıraktınız. Dedi ki ben bütün bunları şerden kerahat ettiğim için bıraktım. Yaramazlığı sevmiyorum. Vefatı konusunda ihtilaf vardır. Ne zaman oldu? Değişik rivayetlere göre 43, 46, 47 Hicri senesinde Medine'de vefat etti. Ve o zaman kendisi 77 yaşındaydı. Cenaze namazını Mervan bin Hakam kıldırdı. O zaman Medine'nin amiriydi. Bazı rivayetlerde şu zikir vardır. Birisi onu şehit etti. Onun zikri burada tamamlandı. Namazlardan sonra ben bir cenaze hazır kıldıracağım. Mukarrem Tacuddin Bey'dir. 10 Şubat günü 84 yaşında vefat etti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Merhum Allah-u Teala'nın lütfuyla Musi idi. Vasiyet etmişti. Uganda'da doğdu. 1967 senesinde İngiltere'ye geldi. 1984 senesinde İslamabad'ın satın alındığı zaman merhum İslamabad için hizmetini ileri sürdü. 4. halifeye sonra 22 sene İslamabad'da ihlas ile hizmet etti. İslamabad'da ilk celsanın yapılışından başlayarak son celsaya kadar çaba sarf etti. Ve bütün misafirlere kolaylık sağlamaya çalıştı. Her çeşit teknik iş yapabilirdi. İslamabad'da gece gündüz her çeşit iş yapmak nasip oldu. Elektrik, sanitary vesaire namaza bağlıydı. Dindar bir kimseydi. İtaat eden bir kimseydi. Çok yumuşak bir huyluydu. Hilafete ihlas vefası vardı. Torunu Mudabbiruddin Murbi'dir. İngiltere'den camiayı bitirdi. MTA'de çalışıyor bugünlerde. Diyor ki insanlar İslamabad'da yaşayanlar anlatıyorlar. Çok çaba sarf eden birisiydi. Benim dedem anlatıyordu. İslamabad'a geldiği zaman tek başınaydı. Başlangıçta bir elektrik yoktu. Sıcaklık da yoktu. Çok, fakat mutluydu.
cemaat ve halife için öz veride bulunuyor. Tam zamanında namaz kılmak, el ile çalışmak, misafirperverlik ve safır onun vasıflarıydı. Yazanlar dahi bunun bu özelliklerini yazmıştır. Mecid Siyalkoti Bey aynısını söylemiştir. Burada İslamabad'da bir makinalara uzman idi, değişik şirketlere bağlıydı. Her evi oturum için hazırladı. Yaş olsun, kış olsun çalışırdı. Eski şeyleri tekrar yeniden onları yürürlüğe koymak büyük iş idi. Çok çabaya sefer ederek onu yaptı. Sonra daima mizacı iyiydi. Dua edin diyordu bana. Hiçbir zaman iş arasında İslamabad'da idi. Küçük bir odada yaşıyordu. Karı kocasına aldırış etmedi. Onlar Londra'daydılar. Arada bir buraya geliyordu Londra'ya. Allah-u Teala merhumi mağfiret eylesin ve evladına onun gibi ilas ve vefada daha da ileri atmalarını kendilerine nasip etsin. Daha da çoğaltsın. Sabır ve hafsala versin onlara. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ